Genel izleyici kitlesi için uygundur. Yeni Kafası'ndan herkese merhaba. Girişimcilik ekosisteminin nabzını tuttuğumuz, girişimcileri konuk ettiğimiz, inovasyon ekosisteminden, kurumlardan burada aktörleri ağırladığımız e, yayınımız Yeni Kafası her zaman olduğu gibi ben ve Ömer abiyle devam ediyor. Ömer abi bugün bir ilk var mı bilmiyorum ama bugün ne konuşuyoruz? Ortaya karışık. Yine klasik ortaya karışık günlerimizden bir tanesi. Yok Aslında çok ortaya karışık yapmadık. Ya mı? soru çekiyorduk ya sen önceden soru hazırlıyordun. Doğru. Bu dönem, bu sene iki tane falan ortaya evet, karışık yaptık evet, galiba. Dedikodusu evet. Dedikodusu bol ve en sektörden haberleri biraz konuştuğumuz konular. Benim merak ettiğim şeyler var. Senin konuların var. Evet. İstersen son kaldığımız yerden başlayalım. Batı ile olan bölümümüzün son 2-3 dakikasında gir, gire yazdık ama girememiştik. Ki geçen senemizin çok gündemi olan evet. bir konuydu. Kitle fonlama. Hı hı. E, kitle fonlamaya neler oluyor? Kitle fonlama ilginç bir konu. Güzel bir konu. Hala güzel bir konu. Fakat bir bir gevşeme yaşıyor şu anda. <laughs> e, tekil yatırımcı sayısı yavaş artmaya başladı. E, en son o, o e, bölümde sonuna doğru ben şeyi söyleyebildim. E, 37.115 Evet, tekil yatırımcı var, en az bir yatırım yapmış diyebildim ama bu mesela haftalık artışı bunun birkaç yüzle sınırlı. Yani mesela işte 36.900'den 37.100'e çıkmış, yani 100-200 artıyor. Bu yavaşladı bayağı, çok yavaşladı. Yani aslında her yeni kampanya 100-200 kişi getiriyor demek ki bu. Evet, Yeni 100-200 kişi getiriyor, eskiler yatırım yapmaya devam ediyor daha çok kampanya açanlar, daha çok kayıtlı üyesi olanlar daha çok yatırım toplayabiliyor ya da daha çok yatırımcı giriyor. Ve orada şeyi de söylemiştim, ortalama yatırım büyüklüğü 29 bin, 30 bin lira civarındaydı. Bu da şu demek, tam kitleye uygun bir rakam değil bu. Daha düşük olmalı değil mi? Daha düşük olmalı tabii. Hı, hı. Ee, neden değil? Çünkü 29-30 bin yatıracak kişi sayısı çok az. Yani bunun içinde Hı -hı. milyon yatıranlar da var kurumsal olarak. O yüzden ortalama yukarıya çekiliyor. Yani bunun ortancasını yani medyanını bulmak lazım aslında ama bilmiyorum bunları ben. Hı, -hı. İşte bu verileri e, bağımsız e, bir yayınlayıcısı ya da toplayıcısı yok. İşte kifabı var ama o da sınırlı tabii. Hatta onu o, e, Konuk alırız demiştik, alabiliriz demiştik. Hı hı. Unutmayalım, tekrarlayalım. Burada Kifo bunu izliyorsan bize haber ver ne zaman konuk alacağımızı seni. Dolayısıyla bir, bir yavaşlık var. Yavaşlığın arkasında tabii bir sürü başka neden de var. Yeni nedenler de var. İşte döviz kuruydu, ekonomik durumda enflasyonlu şuydu buydu. Tabii insanları yavaşlattı. Niye TL yatırım yapıyorsun? TL dönüş bekliyorsun. TL dönüş bekliyorsun. Bu birçok yatırım aracındaki tercih. Değişikliğine neden oldu zaten biliyorsun. Ee, ama umarım düzelecek bu yıl içinde. Biz Mevzuatlar de... var diye mi? Yok mevzuatlarla ilgisi yok. Mevzuatlar şeyle ilgili. İkincil pazarın olma işiyle ilgili. O da önemli. Ama hala da birincil neden bence e, Türk lirasının e, taşıdığı belirsizlik ya da enflasyonun yarattığı e, beklenti farklı beklentiler. Evet. Onu göreceğiz yani bu iki, zaten birçok bir ama sanki vardı bu yani aynı belirsizlik vardı o kadar bu artma bu kadar artmamıştı. Hmm. Bir de tabii işte dedikodular söylentiler hmm. farklı görüşler falan şeyin artması kampanya çıkarabilecek platform sayısının artması ama kampanyaların başarısız olması hmm. bu da birazcık şey yarattı. Nasıl Son var? zamanlarda çok başarısız kampanya var mıydı? Çok var. Evet. Hmm. Yeni gelenler başarılı kampanya e, yapmakta zorlanıyor. E, bir tane de, iki tane de kalmış platformlar var açtığı kampanya. Hı hı. Başarılı ya da başarısız. Hı hı. E, bir iki tane tekrar hareketlenen var falan. E, bütün bu faktörlerin toplamında bir yavaşlama söz konusu. E, ama e, ilkesi itibariyle e, tanımı itibariyle dünyadaki gidişatı itibariyle artacak. Hı hı. Ee, mesela artan bir şey sanırım 75 milyon çıktı şimdi. Bir, tek seferde. Tek seferde. Bayağı bir şey bu. Ee, genellikle 2 milyon, 2,5 milyon dolar karşılığını koruyorlar. Bu iyi bir şey. Ama tabii oraya çıkabilen şey sayısı da neredeyse yok. Geçen sene hı hı. limite gelen bir tanem ne vardı? Yani ondan önce daha çoktu falan. 30 civarlarında mıydı limit? 5'ti. en son... 45. Yani limite yakın toplayabilen 45. Evet, bin bir şey var. Yani <gülüyor> <unuttum>. <gülüyor> Neyse yani bütün bunlar bu şeyi yavaşlatan faktörlerin içinde. E, artı şey de var tabii. Bu e, oradaki e, cap table dediğimiz ortaklar listesinin çok kalabalık olmasının yarattığı sonraki bazı yatırımcılara e, kaygı unsuru var. O yani baştan çok, beri vardı. Zaten. Vardı ama bence çok önemli değil Çünkü ben geçen gün bir... Birisiyle konuşuyordum işte abi dedi biz dedi yatırım aldık dedi VC'den falan Aa dedi nasıl benim haberim olmadı yo dedi olması lazım sana mail de geldi şey de geldi so baktım gelmiş hakikaten hmm. çünkü orada biliyorsun haber veriyor rüçan hakkı denen şey var başka hiçbir hakkı yok aslında VC'ler bence boşuna endişeleniyor hı hı. çünkü hiçbir hakkımız yok ki bak benim haberim bile olmamış yani <laughs> ki girerdim mutlaka iyi giden bir şey Ha, okay yani. neyse yani bütün bunların hepsi işte bir bir kısmı artık hurafeye dönüşmüş. Hı hı. Eksik ya da yanlış bilgi, bir kısmı e, bilgi kanallarının e, verimsiz çalışması gibi nedenlerle sistem daha hani biraz piyasa tabiriyle oturmadı. Hı, hı. Yo, öyle öyle. Evet. Ve oturma yolundaki şeyler de e, bu ara nasıl diyeyim ayağı yere basan argümanlarla gitmiyor. Gitmiyor. Yavaş gidiyor. Ee, yavaş gidiyor dediğin gibi dedikodular işte güvensizlik yaratan konular vesaire oldu. Veya dediğin gibi yine bazı platformların yavaş kalması evet. konusu oldu. Evet. Belki bu VC'lerin ortaklar listesinin kalabalık olmasından duyduğu endişe girişimcilere de sirayet etti. Bunların hepsi şey olabilir, hepsinin evet. birleşimi evet. genel olarak bir yavaşlık yarattı bence. Ben hala iki şey konusunda kararlıyım bu konuda, fikrimin arkasındayım. Birincisi... E, dikeyleşememeleri hakkında. Yani eminim ki işte sadece tarımla alakalı, sadece paketli gıda, paketli ürünler, moda, tekstil, e, işte teknoloji ve hani şey teknoloji atıyorum ne bileyim yeni spesifik eğitim teknolojileri gibi e, dikeylerde e, kendi topluluklarını da daha kolay erişebilecekleri yüzünden. Yönetebilecekleri ve e, erişebilecekleri. Büyütebilecekleri. Kesinlikle. Evet. Yani eminim ki ben işte eğitim teknolojilerine odaklı bir kitle fonlama platformu olsa işte eğitim alanında çalışanlar, eğitim alanında çalışan kurumlar, öğretmenler, işte veliler vesaire bilinçli üniversite öğrencileri vesaire yani buralarının buraların teyitlerinde dolaşan kitleler buna daha bir sıcak bakacaktır, daha bir ilgili bakacaktır. Evet. Tabii ki daha fazla sorgulayacaklardır ki bu iyi bir şey gibi gibi ama takip yatırımlarına katılabileceklerdir. E, Volüm artabilir vesaire gibi işler var. Yani ben o yüzden dikeyleşmenin hala bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve burada fırsat olduğunu düşünüyorum. E, ama onun dışında e, tabii ki he, ikinci e, arkasında durduğum ve sonra sana soru olarak ileteceğim olay da şu. E, ikinci Bu işin ikinci pazarının henüz olmadığı ve Girdiğin hisseyi, aldığın hisseyi zaten yakın zamanda muhtemelen satamayacağının farkında olarak girmiyor mu bu 37 bin kişi ki ya ikinci pazar yok geliyor. ya bir Biliyorsun kısmı, bir zaten. Bir kısmı bu... girmiyor, bir kısmı bilmiyor. 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 Gaza gelip yatırım yapıyor maalesef. Ama çoğu ya Bunu borsa biliyor. gibi mi çoğu zannediyorlar? Borsa yani. gibi zannediyor. Çoğu biliyor ama bir kısmı bilmiyor. Bilmeyenler var yani şikayette. Onu da telegram gruplarında falan görüyorum ilk hı hı. defa duydum falan diye iki tane o mevzuat tarafında iki tane konu var bir tanesi zaten hep konuştuğumuz ikinci pazar İkincisi de borç hı hı. borç verilebilecek şeyleri e, buradaki girişimlere hatta yatırım yapan da verebilecek yapmayan da verebilecek ne demek bu baya banka gibi yani P2P lending dediğimiz evet. peer to peer yani e, ar aracısız borç borç verme mevzuatı var. mı geliyor geliyor evet ve dünyadaki kitle fonlamanın Toplam hacminin yaklaşık yüzde 80'i borç. Ha, okey. O, orası büyütüyor zaten. Tabii, orası büyütüyor. Yüzde 15'i de ikincil pazardan büyüyordur zaten. Mesela. Yüzde beşi destek ve işte inanç, evet. topluluk vesaire. Zaten iki tane ana büyüme faktörü bizde yok. Yani çok bakkal hesabı ya da zarfın arkasındaki peçete hesabı yaparsan, yaklaşık ne demek? 40 bin olsa, 20 ile çarpsan ne ediyor? 800 bin. Hı hı. E Yatırımcı demek bu aslında çok doğru bir yaklaşım değil ama şeyse order of magnitude dediğimiz seviyesi sayısal seviyesi bayağı böyle milyona yaklaşacak bir hı hı. potansiyel var burada. Evet ilginçmiş. Peki bu borçta çarpanla mı geliyor? Ya borcun geri dönüşünü nasıl alıyorlar? İşte onun işte mevzuatı yok şu anda. Ama globalde nasıl? Globalde şey Tabii oradaki kullanılan para biriminin şeyine bağlı, stabilitesine bağlı. Mesela hı hı. Hindistan'da da var atıyorum, Amerika'da da var. Hı hı. Farklı bir hı, -hı. Çok kolay bir şey değil ama çok önemli bir şey. Yani zaten orandan belli oluyor önemli oldu. Belki burada hakikaten şey ilginç bir yaklaşım. E, gerek şu anda lisans almış ve pasif duran şirketler ve kurumlar, gerek biraz önce bahsettiğim gibi dikelleşme potansiyeli olan ve henüz lisans almamış olan kurumlar bir şekilde bir adım atmalı yani burada bence biz kendimize de bir ödev çıkarmalıyız sonuçta biz bu özellikle kitle fonlama sektöründe işte 100 bölüm yayın falan yaptık yani hani evet. aslında emek harcadık bir kitle oluşturduk bizim konuk aldığımız girişimleri uğurladıktan sonra yaptığımız dedikodu bölümünün veya değerlendirme bölümü diyelim hadi ona biz şakasına dedikodu diyorduk ona ama e, bunun takipçisi olan insanlar vardı. Buna göre yatırım yapan, e, biz yatırım tavsiyesi vermesek de e, yatırım yapan insanlar vardı. E, o yüzden kendimize de bir ödev çıkarıp belki bu mevzuatlar gelip bir anda e, işler hareketlenmeden e, burada adımlar atmak gerekiyor olabilir. Bu arada resmi bilgi değil tabii ki ama benim duyduğum kadarıyla SPK platformlara bu konuda soru yollamış. Demiş ki ne olsun istersiniz burada? Ne gibi? Ha yeni mevzuat, mevzuat çalışmaları oldu. için, ona adım atmak için. Bu önemli bence. Yo iyi bence de iyi olmuş. Peki biraz önce sana çarpanla ilgili bir soru sordum. Sana kitle e, fonlamadan çıkacağım artık ama e, merak ettiğim bir soru var. Geçen gün bir e, girişimciyle konuşuyordum. Kendisi işte restoran zincirlerine böyle iki şubeli, üç şubeli restoran zincirlerine ya da iyi giden tek şubeli bir yeri zincirleştirme yolunda yatırımlar yapıyor. Bu geleneksel bir iş modeli aslında. Ama sonra bunu ölçeklemeye çalışıyor ve işte ciro çarpanının 2, 3 vesaire maksimum 3 yani 3 demedi hatta 2 dedi de. Ben hani biraz marka şeyiyle 3'e kadar gidebileceğini düşünüyorum ya da yine şeyde paketli gıdada maksimum 5 çarpanla globalde satışlar var. Türkiye'de o kadar yaklaşmıyor. Ama şeye baktığımızda, teknoloji girişimlerine baktığımızda bu çarpanlar yani işte UiPath'te çarpı 400'ler hatırlıyorum. İşte ne bileyim Insider'da çarpı 600 yapan yatırımcılar hatırlıyorum falan. Büyük sayılar olabiliyor. Ama Gel gelelim bazı teknoloji girişimleri bu çarpanları yaptığında hiç ciro namına veya kar namına bir şeyler bırakmayabiliyor. Diğer tarafta işte paketli gıda, restoran ya da geleneksel işlerde ya da tarım işleri diyelim. Burada bir ciro var dönen. Kar düşük olsa da bir ciro var. Burayı nasıl görüyorsun? Yani bu çarpan neye göre? Şimdi farkını hemen söyleyeyim sana. Aslında çok zor değil ama ifade etmek. Bir tanesinde büyük olanlardaki çarpan e, gerçek değil. Ne demek bu? Potansiyele, geleceğe yönelik çarpanlar, değerleme çarpanları. Çıkış çarpanı farklı bir şey. Çıkış çarpanı genellikle işte gelirden, kardan, ebitteden falan oluyor. Ya da ikincil pazardan oluyor. Mesela bugün Insider'dan 600 çarpanına çıkan yatırımcı... ikincil pazarda. İkincil pazarda. Doğru. Daha edilmedi çünkü. Evet, yani o yani şirketin exitindeki çarpan başka bir şey, hı hı. ikincil pazardaki çarpan başka bir şey, onu karıştırmak lazım. Dolayısıyla o büyük çarpanlar geleceğe yönelik değerleme çarpanları. Yine de exit çarpanlarını konuşalım, orada ciro çarpanını konuşalım hatta, aynı elma elma yapmış olalım. Yine ciro çarpanında işte atıyorum danışmanlık şirketleri çarpı 2 revenue son 12 ayın cirosu çarpı 2, 2,5, 3'e doğru hı. zor falan i̇şte ne bileyim yine restoranlar. Geleneksel işler çarp, revenue, ciro çarpının çarpı 2 çarpı 3'lerinde dolanıyor. E, çok da iyiyse yani markası oturmuş, işte yetenek çekebilen, işte ne bileyim arkasında bir e, entelektüel e, bilgi olan e, vesaire vesaire bir şeyde 3'e doğru gidiyor. Yine exit çarpanlarının, çıkış çarpanlarında teknoloji gelişimleri yine çarpı, yani ciro çarpana 2-3'den fazla oluyor. İşte 4-5 oluyor bu aralar 5 hı hı. moda. Bir ara 14'e kadar çıkmıştı. Hı. Ee, Ama o 2020-2021 evet, pompa alması değil mi? Hı hı. Çarpan 4-5-6 şeye göre. Geçen gün Jason abi zaten Jason Kalakhanis abi bir YouTube canlı yayınında işte 2024 VC trendleri gibi bir yayın yapıyordu. Ve işte 2023'ün de verileri geldikten sonra böyle işte 2018-2023 arasındaki toplam yapılan yatırım sayısı ve toplam yatırım volümü inceledikleri bir grafik vardı orada işte 2018-2019 işte belli sayıda hani şey gidiyor yatay gidiyor Sonra 2020 2021 kafayı yiyor bir anda hem volümler artıyor hem deal sayıları yatırım sayıları artıyor 22-23'te tekrar Aslında 2018-2019 moduna dönüyor yani aslında bir para ortamdaki para bolluğu sebebiyle esas olarak para bolluğu bir illüzyon vardı. Evet, para bolluğu. Ee, bu illüzyonu şu anda tekrar normalleşti diyebiliriz evet, galiba. Evet. O para bolluğu şey işte Covid yüzünden basılan paralardan dolayı. Hı -hı. Evet. Ee, ama yine aslında e, diyorsun ki ciro ve ebitda kar ebitda ne desek de biz yıllarca e, belli bir aşamaya gelmiş işte 7-8-10. yılında olan ya da işte çok güçlüyse 5-6. yılında olan ekipler için hala önemli bir çıkış, çıkış ha, Çıkışta zaten konuşacak başka bir şey yok. Çıkışta onları konuşuyorsun. Ya gelir konuşuyorsun ya kar konuşuyorsun ya da fabrik, evit de konuşuyorsun. Hı hı. Peki e, o yüzden de daha ilk günden bunları takip etmek önemli mi? Bence değil, hayır. Ama yani sonuçta çıkışa doğru giden bir yolu izlemek istemiyor musun? çıkışa doğru giden yolda şimdi e, şey, son konuştuğumuz konukların çoğunda başladıklarıyla geldikleri noktalar arasında çok büyük fark var. Yani oradaki hatta Arda ne dedi hatırlarsın? 90 TL dedi onu mu diyorsun? 90 TL artı 11 bin sertifika dedi. Şimdi 10 milyon sertifikaya gelmiş. Ee, ve başladığında yapacağım dediği şeyler hedef pazarı falan farklıydı. Bugün geldiği yer bambaşka. Anlattığı şeyleri hatırlarsın. Dolayısıyla e, o gün bu planları buraya göre yapsaydı büyük ihtimal çok yanlış olacak bir kere. Belki birim sertifikayı 10 milyon deseydi acayip bir ciro çıkacaktı. Bugün o ciro yok hı hı. gibi yani tutturamazdı. Onu demek istiyorum. Peki ama birim sertifika ölçeyim ben. İşte 90 liradan satıyorum ve sertifika satıyorum. Eee satıyorum satıyorum çok büyük bir para yok o da kendi dedi ya. Yani burada bir pazar yok galiba. Yani ben ciro ölçüyorum. Satışı da yapabiliyorum. Ama yeteri kadar para kazanamıyorum, kazanamayacağım gibi de duruyor. Ee, ya yani yine ciro ölçtüğü için bir aydınlanma yaşamış diyemez miyiz orada? Tam diyemez. Niye? Çünkü o satmak kavramı da aslında abonelik Kavramına dönüştüğünde yani sahasa dönüştüğünde o bir kerelik satıyordu. Hı -hı. Bir kişinin diyor ki bir yıllık alması lazım benden bunu Hı -hı. koruyabilmesi için diyor. Hı -hı. İşte, modeli değiştirmiş zaten. Onun için bugünkü e, formülle yolda değişen formül farkı yüzünden bence başta bunları hesaplamak düşünmek çok anlamlı değil. İş Hı -hı. modelini bir değiştiriyorsun her şey değişiyor. Ya i̇şte Mesela aylık tekrarlanan gelir çarpanı MRR. Bir de biliyorsun C, MRR diye bir şey var. E, MRR, aylık tekrarlanan, şimdi benim de yatırım yaptığım şirketlerin bazılarında aylık e, tekrarlanmayan ama olan, kesin olan şeyler var, gelirler var. Ne demek Bunlara o? committed ya da contracted MRR diyor. Yani sen hmm. şey yapmıyor, abone olmuyorsan ama diyor ki ilci kayıp kadar alacağım senden diyor. Okay. Commit ediyor kendini yani. O biraz şey gibi, grafikte hani belli bir şey var. Evet, yani Hep olan bir gelir evet, var gibi. Evet, o hep olan, olan gelir, bir yandan. İşte commitment yani ben bunu alacağım diye söylüyor ama sana bir kredi kartı, bir bağlantı, bir sözleşme yapmıyor. Orada sadece tahsilat riski vesaireler olabilir evet, belki. Evet. Ama işte müşteri sayısı artıyorsa o da problem değil. Çünkü Hı -hı. o commitment'ta birisi vazgeçerse öbürü devam ediyor. Doğru, doğru. Peki yani... E... Yani dolayısıyla orada hani o gün yapacağım planda bunların hiçbirini bilmediğin için bence bakmasan daha iyi kafan karışır ya. Yani. E ee, neye bakacak başta? Büyümeye bakacak. İş modelini oturtmaya bakacak. Yani müşterisine vesaire, müşterisine odaklanacak. Evet, ürün ürün müşterim, yani pazar ürün uyumu var ya onu hı hı. Ona hedefleyecek. Ürün pazar uyumu olduktan sonra zaten ne diyoruz? VC'ler geliyor ya. Hı hı. Parayı alırken onlara daha ciddi. Peki şu bir yani çok erken aşamada evet biliyorum ama ne bileyim, 11 bin tane müşterim var. Aa, wow, VC çok etkilendi. Ne kadar para kazandım bunlardan? Hiç kazanamadım. Tamam. Ya da ne bileyim, işte 1500 dolar kazandım. Nasıl yani? Hani anladın mı? Sanki müşteri ciri oranı da bir girişimcinin yetkinliğini. Çok güzel, daha yeni bir örnek var. Geçen gün Hirtunex'te birisi bir sunum yaptı. İşte 525 tane müşterim var diyor. Ondan sonra işte şunu şu 1500'e çıkaracağım diyor. Kaç para arıyorsun? 250 bin dolar. Burada bir terslik var dedim. Müşteriler nasıl edindiniz? Siz Epsumo dedi. Ha, okay. <laughs> Şimdi, dolayısıyla hangi kanaldan... Yani bak gördün mü iş modeli her şeyi değiştiriyor. Epsumo nasıl çalışıyor? Tek seferlik, Tek seferlik hayat ömür boyu. Ömür, boyu, ömür boyu. Ama mesela 49 dolara satıyor. Aslında belki 500 dolarlık bir ürün Hı -hı. satıyor. Şimdi müşteri sayısıyla çarpıyorsun, bölüyorsun, tutmuyor. Tamam. Çünkü bunu anlatması lazım. Benim bunu belirtsin oraya. Hı, hı. Orada haklısınız dediler. Belirtmemiz lazım. Onun Ama için işte o zaman ha diyorsun o, ki o, orada büyük ciro elde etmişler. Benim dediğim gibi yapsalardı ve ciro ölçselerdi hata yapacaklardı. Hata yapacaklardı. Ama müşteri evet. sayısı ölçseler de hata yapmış hata. gibi oldular. Yine her türlü hata. O hı hı. çünkü aslında pazarlamak için yapılan bir şey. Tabii yormak için kendini. Aynen yapılan bir şey. Onun için onu şey diye sunamazsın. Ne ciro ne müşteri sayısı diye sunamamazsın. Yani. O bir pazarlama aktivitesi diye sunulabilir. Heh, o zaman okey. Yani ben işte bu kadar <laughs> zaman harcadım. Ya da zaman değil o müşterileri elde tutmak için benim işte bin dolar harcamam gerekiyor ayda. Ve bunlar bana 49 bin dolar getirdi. Evet. Okey buradan 48 bin dolar para kazandım. Kazandım diyebiliriz. Bir tek Aynen. seferlik belki evet. bir para kazanışı evet. gibi. Ama ne iş modelini doğruları? Yok. Ne de gelir modelinin doğru. Şu doğruluyor bazen, şunu seviyorum. İşte Epsumo'dan gelen, kampanyadan gelen insanlar paralı ürüne geçti. Ya da ayrıca bir paket aldı. Bir de artık girişimciler de bir tık öğrendi bence. Epsumo'dan çıkardıkları ürün, onların zaten hayat boyu devam etmek istedikleri ürün olmuyor. Değil tabii tabii. Ee, tamam onların hepsi okey ama. Yani bu ürün. Hani diyorsan VC'ye ne diyecek? VCN ne dese yanlış orada. Doğru, evet. Hı açık açık, şeffaf, açık iletişim yapmak gerekiyor gibi duruyor. Evet, evet. Aynen öyle. Bir kitle fonlama konuştuk. Bir de bu çarpan ve biraz da ne, ne takip edilmeli Hı -hı. gibi bir konu konuştuk. istersen biraz güncel gelişmelerden bahsedelim. Evet. Neler oluyor girişimcilik dünyasında? Biliyorsun bir tane Reels'ımız yeni yayınladığımız, Hı -hı. şu anda eski oldu tabi ama ...tuttu bayağı, izlenmeye başladı. E, konu malum. E, Sora moment konuştuk. Sora neydi? Hatırlatalım. E, open AI'ın yapay zeka ile... ...video yaratmasını evet. sağlayan... Metin sözümü. girişiyle, text inputla... E, ...video üreten bir şey. Hı -hı. Teknolojisi. Belki bu yayınlandığında çıkmış olur. <laughs> İnşallah. Sanmıyorum. Bek heyecanla Sanmıyor. bekliyorum. Ben yıl sonuna doğru bekliyorum. Olabilir. O, bakalım. Evet, olabilir. Neyse. Şimdi o... Hani dedik ya... Onu da tanımladık, onu gidip izleyin lütfen. Burada anlatmayacağım tekrar. O bir anı tanımlıyor. Şimdi bu an yapay zekanın artık bir kilometre taşına dönüştüğü, sadece bir laftan çıkıp bir şeye dönüştüğü an. Nereden anlıyoruz bunu? Sadece soradan değil, sonra bir işaret şeyi sadece. Nereden anlıyoruz? Bir, OpenAI'in işte... Altman'ın kovulması geri gelmesi sürecinde bu genel yapay zeka acaba keşfedildi de onun tartışması mı oldu içeride? tut da onların işte halka açılma sürecinde ya da yeni yatırımlarını işte 90 milyar dolardan almaları gibi bilgilere dayanırsak artık önünde durulamayacak bir şey yarattı. Neler var mesela? Nvidia'nın değerlemesi en büyük üçüncü şirketi oldu. Yani Google'ı geçti, alfabeti geçti biliyorsun. Ee, yeni duyurduğu Blackwell diye bir matematikçiden alan ismi, yeni e, grafik işleyicisi, işlemcisi hı hı. inanılmaz e, sipariş alıyor. Hı hı. Ve performansı çok yüksek. Trilyonlarca transistör var üstünde. Şu, şu kadar bir şey. Tamam, bu neyi, neyi etkiliyor? Bu yapay zekanın e, başarımını etkiliyor, performansını etkiliyor. Bunlardan kullanırsan daha ucuza daha çok veri ve o verinin çıktıları da daha beklentileri karşılar hale geliyor. Hı, hı İşte yapay zekanın, large language modellerin ya da generatif e, AI'nin işte üretken yapay zekanın ya da geveze yapay zekanın benim tabirimle daha e, tutarlı olmasını, halüsinasyon görmeden, cevap durmadan e, uydurmadan cevap vermesini sağlıyor. Bu da çok önemli. Hı hı. E, mesela o e, geliştirici e, konferansının sırasında birazcık şey düşer gibi oldu hisse senetleri Nvidia'nın. Yani, yani. Sonra tekrar çıktı. Niye diye düşününce birkaç yazıda okudum. Teknolojinin iyi olduğunu biliyoruz da ne kadar sipariş alacak onu bilmiyoruz. Sipariş sonda mı söyledi? S yok, sonradan. O bir hafta sonra falan siparişler belli hmm. olunca tekrar, tekrar yükselmeye tekrar başladı. Yükselmeye başladı. Sonra daha ilginç şeyler oldu. Microsoft'un <laughs> yeni bir şirket mi yeni bir oluşum mu bilmiyorum. Microsoft AI diye bir oluşumu var yapay zeka. Ee, şeye bağlı tabii. Satya Nadella'ya bağlı direkt ama onun başında bir CEO var. O CEO'nun e, kim olduğu ve nereden geldiği çok önemli. Hı hı. Adı Mustafa Süleyman sanıyorum Suriyeli hı hı. Yani bu Demis Hassabis'in ortağı. Hı hı. Demis Hassabis kim? DeepMind'ın kurucusu. DeepMind ne? <laughs> Google'ın satın aldığı bir yapay zeka şirketi. Hı hı. Şimdi en büyük oyuncular arasında böyle bir Hareketlenme başladı. Tamam en büyük oyuncu kim işte? Google, Microsoft, Google, OpenAI aslında başı çeken OpenAI. Mi, open Microsoft, Microsoft, büyük Microsoft. ölçüde Microsoft. Yüzde değil ama kontrol edemiyor hala ama etkileme şey çok yüksek. Tabii. Şey yok, çok yüksek. Ama onu da riske etmedi Microsoft. Kendi yapısını kurdu. Ne Hı -hı. ama bu, bu şimdi istersen iklimi... Microsoft ya... AI konusu önemli bir konu. Ee, i̇stersen bir reklama gidelim. Tamam. Sonra Microsoft AI konuşmaya devam tamam. edelim. Ee, hem dünyadaki hem Türkiye'deki yapay zeka gelişmelerini değerlendirdiğimiz ikinci yarımız birazdan başlayacak. Şimdi kısa bir reklama gidelim. En kafası kaldığı yerden devam ediyor. Bu aralar çok konuştuğumuz bir konu yapay zeka. Onu konuşmaya devam ediyoruz. Ortaya karışık bölümümüzün yine nasıl diyeyim, ana yemeği yapay zeka oldu. Güzel. Ee, <laughs> güzel. <Beğendim. gülüyor> Peki şey Ömer abi en son Microsoft'un, Microsoft AI diye bir alt kolu, yeni şirketi veya bir departman artık o neyse bir iştirak belki bunun CEO'sunun Yapay Zeka alanındaki önemli oyunculardan biri olduğu ve burada bir transfer savaşı verildiğini konuştuk aslında. Evet. Mustafa Süleyman. Süleyman aynen bir Türk değil. Türk diye gaza gelen çok oldu evet, tamam. Aynen ama şey bizim şeyden bizim coğrafya. bölgeden bizim coğrafyadan birisi. neden böyle bir transfer gerçekleşti? Yorum yapacağım bilmiyorum. Bir de Hı. sanki Sam Altman ve OpenAI ekibi e, öyle bir boardun, öyle bir yönetim kurulundaydı zaten Microsoft'un içinde diye hatırlıyorum. E, hani Microsoft'taki AI gelişmelerini de Sam Altman ve ekibiyle yönettiklerini hatta hatırla kovulduktan sonra şey dedi Sam Altman'a gel sen bizim yapay zekaları yönet falan gibi bir şey dediler diye hatırlıyorum. Yok o değil o. Farklı bir yapı mı o? E, tabi, Google yani tam birebir rakipler yani. Google'dan transfer ettiler. Aslında DeepMind Google hı hı. satın aldı yüzde yüzünü. Oradan geldi. Ee, yani tam detayını bilmiyorum ama yani oradaki board'da olan şeyler bir kısmı, bir bazıları gitti. İşte Ilya Saskatchevich var, yani Andrew Karpati var, şey var, Greg Brockman var. Bunların bir ikisi duruyor, biri bir gitti falan. İkisi gitti galiba. Hı hı. Burada bir karambol oldu çok. Takip etmedim aslında. Güzel dedikodu malzemesi var ama. Güzel evet. Kaçırdım onları bilmiyorum. Yani. Bayağı bir hani, dedikodu konspirisi hani neler dönüyor orada. Twitter aslında bayağı böyle şeyler yazılıyor ama tabii doğruluğu kesin olmadığı için. X. E, X tabii Twitter. X yani. <laughs> X diyen var mı bilmiyorum. <laughs> var. X deyip yani Twitter deyip sonra X diyor. <laughs> <laughs> Olabilir. Şimdi şöyle bu ilginç tabii. Ben de e, tam o sırada birisiyle konuşuyordum. Şeyde Whatsapp'ta telefon Görüntülü değildik ama sesli görüşüyordum. Pat diye şey çıktı Mustafa ile hemen haberi geldi. X haberi X Twitter çıktı e, X Twitter ne diyorlar bilmiyorum tweet mi diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> ya bunu düşünmediler. <laughs> i̇şte düşünmediler. Neyse onu gördüm inanamadım bir dakika dedim okudum böyle bir şey ah falan. Sonra bu işin içinde yani AI e, konusunda iş yapan bazı startup kurucularıyla da arada görüşüyorum. Ertesi gün çoğunun haberi yoktu. Demek ki izlemiyorlarmış Mustafa Selim'i. Sonradan Nadia onu tekrar yayınlayınca duyuldu falan. Neyse ilginç. Yani şöyle ilginç. Bu Transferler yine olacak. Daha önce de olmuştur bunlar hep. Büyüklerken mesela işte veri tabanları savaşları sırasında işte Oracle'dan Microsoft'a gidenler olmuştur. İşte IBM'den, Lotus Notes'tan geçenler olmuştur şeye. Microsoft'ta ya da Lotus 1 2, Excel'e geçenler yani geçmişte... Microsoft, Apple çok oldu o zamanında. Oldu, evet. Zamanında oldu. Olacak bunlar şey ama buradaki oyun daha büyük. Yani orada 10 milyon dolarlar konuşuluyordu. 100 milyon bile konuşulmuyordu o zaman. Şimdi milyar dolar konuşuyoruz. Hı hı. Tamam mı? Dolayısıyla başka bir dünya. Başka ama bir sadece, sadece rakamsal değil bu. Ee, hani Mahmut dedik ya, sonra Mahmut. Bir an, öyle bir an ki o yaşam pratiklerini etkileyecek, değiştirecek. Nedir bunlar? İşte işsiz kalanlar mı istersin? i̇şini korumak için yeni şeyler öğrenmesi gerekenler mi istersin? Başka işlerle olan ilişkileri öğrenmesi gerekenler mi istersin? Ne istiyorsan. Yani bir sürü şey var burada. Yani hı hı. geçmişte de çok tekrarlanan şeyler bunlar. İlk biliyorsun bunu daha önce konuştuk. İlk metin yazarları Oradan başladı zaten. etkilendi. Şimdi tercüme edenler, dublaj yapanlar etkileniyor. Bu arada bulunduğumuz yerde de bu konuşuldu biliyorsun az önce. Yani işte biz artık bunları kullanıyoruz, bu araçları kullanıyoruz diyorlar. Doğal bir şey. Hatta bunların şimdi YouTube'da şey başladı. Türkiye'ye açtılar mı bilmiyorum ama YouTube'da diyorsun ki anlık olarak bunu şu dille tercüme et. Altyazı gibi. Altyazı gibi ama dublaj. Dublaj. Evet bu var. İlginç bir şey. Çok ilginç biz de deneyebiliriz yani. Deneyebiliriz aynen. Bize de açık mı bilmiyorum ama denemeye değer. Daha dün hı hı. dün duydum bunu. Evet, dün duydum. Yani bence zaten yani anlık nasıl şeyi yani transcribe transkripti olduğu için videonun aynı zamanda onu çevirmesi tırnak içinde anlık olmuyor. Evet. Yani sen onu yüklüyorsun, yüklerken yarım saat bekliyorsun. O yarım saatte zaten transkriptten sese bir geçiş yapabiliyor. Bunu da ya sektördeki teknolojik ürünleri kullanarak yapıyor olabilir kendi bir şey geliştirmiş olabilir YouTube Google ee, çok mümkün ee, bunların hepsi olabilir Doğru <laughs> kimden duydum da hatırlamıyorum Burak Burak Bozkurt bizim ilk konuk hatta ilk, i̇lk konuğumuz. konumuz söyledi dedi ki Türk dizileri biliyorsun dedi e, satılıyor çok satılıyor ama bazı diziler bazı ülkelere satılmıyor dedi niye dedim niye çünkü dedi e, dublajları iyi yapılamıyor ve o kültürlerde ona ilgi yok, tamam mı? Hmm. Mesela ne bileyim örnek işte Amerika'da dizi dizi e, satılmıyor ama İspanyolca dublajı olursa satılıyor, hmm. tamam mı? Onun için bunlar da şey yapıyorlarmış şimdi YouTube bu şeyi kurguladığı için yani, YouTube'da minik denemeler mi yapıyorlarmış? Evet başlamışlar bazı şeylerin haklarını almışlar YouTube'la da anlaşmışlar dizilerin o dizileri satılmayan ülkelerde satmak üzere dublajlı versiyonlarını eee evet, evet ve tanıtımlarını da yapacaklar. Yani hmm. çok ilginç bir iş modeli aslında. Ya zaten çok büyük ihracat kalemi. Tabii. Hani bunun üzerine gidilmesi, bu teknolojileri kullanarak üzerine gidilmesi, yeni gelir kalemleri aranması şaşırtmıyor açıkçası beni. Bu, bu da aslında bir yıkıcılık getiriyor. Bunu yapan aracı şirketleri de etkileyecek bu. Çok yani ya onunla dediğin gibi biraz önce senin de söylediğin evet. gibi ya kendilerini geliştirecekler İzlecekler, ve adapte olacaklar. Adapte olacaklar. İşte kendileri de yapay zekayı kullanmaya başlayacaklar. Fiyatlarını düşürecekler, onlar için yapacaklar. Hani biz de yapay zekayla yapıyoruz. Gelin biz de yapalım. İşte evet. siz bunu öğrenmek zorunda kalmayın diyebilirler belki yapım şirketlerine. burada böyle şirketler de var hatta Türk şirketler de var. Evet. çünkü bu sektör o kadar içimizde ki buradan bir Türk şirket çıkmaması garip olurdu bence. Evet, çıkar bence. Daha da çıkar tabii tabii. Ya bu dublaj, seslendirme, altyazı, altyazı zaten artık tamamen şey oldu. Eee oldu yani nasıl evet, evet. Yıkıldı. Yıkıldı. Altyazı eskiden manuel ben hatırlıyorum. çok küçüktüm galiba. Halam mı ne hani bir eğitim videosu çekmiş. İşte durduruyordu o şeyi yazıyordu durduruyordu. Böyle bayağı eski bir bilgisayarda kasetlere kaydediyorlar vs. <laughs> yani o şu an CapCut'ta 4 milisaniyede falan Aynen. yapılıyor Doğru. bütün şeyler. Hoş orada da düzeltmeler yapılması gerekiyor evet. ama o da 5 saniye sürsün. Abi. Evet. O yüzden orada çok gelişmeler var dediğin gibi. Sonra moment gibi iş, işleri çok etkileyecek konular var. Bir evet. tane daha konu var orada. En çok konuşulanlardan birisi bu. Hatta geçen gün yine dün izlediğim galiba Sema Altman'ın bir e, röportajında e, şimdi şey diyorlar ya çok duyuyorum ben. Çocuklarınıza kodlama öğretmeyin. Neden? Çünkü yapay zeka yazacak. Bunu sordular ona. E, sanmıyorum öyle bir şeyin yakın zamanda olacağını dedi. Ama şu an yazıyor yok yazıyor kod yazan. Tamam yazıyor ama şöyle yazıyor. Şimdi e, o şeydi bu arada hani Junior programcı, giriş seviyesi programcı yetiştiren ve onlarca şey var. Start varmış. Var. E, ama e, henüz bir performansları hiç iyi değil. İki, onların yönetilmesi de çok zor. Şimdi onun ürettiği kodu illa bir bir arkitektin, bir yazılım mimarının ya da bir e, ileri düzeyde senior developer'ın alıp birleştirmesi lazım. O bir modülü çok iyi yazıyor ama hı hı. işe yaratmak için yine bayağı çaba gerekiyor. Tabii ki. Ve daha pahalı bir çaba gerekiyordu. Doğru. Yani ne zaman bu o senior programcı ya da arkitektin işine yapmaya yaklaşır o zaman belki. Yani bu yakın tamam. zamanda olacakmış gibi de durmuyor dedi Sen Altın. Hatta ben bile dün kod yazdım dedi. Yani ki yazmıyorum dedi. Dün kod yazdım dedi. Çünkü dedi esasında doğru cevap bu. Çünkü dedi kod yazmayı öğrenmenin yarattığı bir e, Düşünme şekli var. Mindset, zihin hali var. Bu dedi önemli dedi. Yani kod yazmasan bile dedi. Onu nasıl yazıldığını öğrenmen ve o, o yapıyı anlaman gerekiyor dedi. Çünkü bir junior programcının yazdığı kodu sen hiçbir şey bilmiyorsan mesela doğru kabul edebilirsin. Doğru kabul edebilirsin. Yanlış çalışırsa çözemezsin. Hmm. Doğru bu şey gibi işte atıyorum İspanyolcu bilmiyorum. Yani. Google Translate'te bir şeyi İspanyol biriyle anlaşmaya çalışırken Türkçeden İspanyolcaya çevirdim ve gösterdim ama bazen biliyorsunuz çok garip çeviriler yapıyor. Ve anlamadı. işte evet. Hatta yanlış anladı. Kavga çıktı falan. <laughs> yani hatta ben doğru. bir örneğini anlatmıştım bir konukta. Hatırlamıyorum kimdi ama benim yatırım yaptığım girişimlerden birisi Portekiz'e açılmak için tercüme yaptırmış. Ve çok kötü bir geri bildirim aldı. Bu ne rezalet siz dalga mı geçiyorsunuz diye. Meğerse Brezilya Portekizcesine çevirmişler Hı. otomatik olarak. En yaygın olduğu için. Al sana örnek işte. Anladın mı? Aynen öyle. Bunu yakın zamanda anlattın ya evet, hatırlıyorum. Evet yakın zamanda. Hatırlıyorum. Orada hani kültür bileşeni yine dilin uyumluluğu bileşeni vesaire geliyor. Ama bunu bile yapay zeka ile herhalde anlayabileceğiz yakın Anlayacağız. Zaman. Bütün mesele işte burada yine Nvidia'ya dönüyor <laughs> iş. <Hiç>. O zaman <laughs> sen Nvidia'nın bir balon olduğunu düşünmüyorsun. Hayır kesinlikle. O değerin gerçek evet. değer olduğunu ha, Ne olabilir? Rakipleri gelebilir. Hı hı. Şu an bilmiyorum kim var ama. Ha, evet. Intel şöyle bir şey oldu biliyorsun. Amerikan hükümeti Intel ve 4-5 tane daha çip üreticisine e, bu rekabeti desteklemek adına bayağı büyük bir e, para verdi. Hı hı. Bu kredidir büyük ihtimal ama 9,5 milyar dolar gibi bir sayı hatırlıyorum. Böyle bir 4-5 tanelik bir hani şey ama tabii Intel orada başı çekiyor. Hı hı. Diğerleri de sanki hani arge yapsınlar gibi bir yerde. Evet. E, o o rekabeti beslemek için yaptıklarını düşünüyorum bunu. Evet. Olur yani onlar etkileyecektir ama yine de talep o kadar yüksek zaten bütün ölçü orada siparişler sana söyleyeyim. Ne kadar backlog var, ne kadar sipariş beklemesi var oraya bakmak lazım. Yani e, yatırım tavsiyesi değil ama ben olsam <laughs> oraya bakarım yani. Peki e, bu Nvidia'nın aslında geçenlerde tek bir konferansı oldu işte senin de bahsettiğin. Hmm. Orada robotlar falan da çıktı saniye evet. artık hani başka çok, çok dist distopik, distopik bir yere doğru evet. gidiyoruz. Evet o ne neydi bir tane film vardı robot filmi Wall-E Wall-E wall, -E. var. wall, -E. ha, wall, -E. wall benzeyen küçük robotlar vardı çok tatlıydı yani <laughs> Bayağı böyle şey e, insan e, izlenimi yaratan şeyler var. Mesela duygusal şeyler yapıyor işte buna <laughs> bir şey söylüyor öbürü kıskanıyor onu, gitmiyor yanına falan böyle şeyler vardı. Evet ilginç ilginç bir yere doğru gidiyoruz tabii ki biz hep nasıl diyeyim bilgi gerektiren işlerin kaybolacağını, değişeceğini, evrileceğini konuşuyoruz ama işte atıyorum çevirmenlik metin yazarlığı, işte kamera sunuculuk hepsi <laughs> değişebilir yani sonuçta video var ses var metin var hepsi yaratılabiliyor. ya da işte programcılık, yazılımcılık vesaire gibi işler. E, bu robotlarla e, işin boyutu değişiyor. İşin boyutu başka bir yere doğru gidiyor. Hani tarım o orada bilgiden iş, sanayi fiziğe geçiyorsun. Hı -hı. Fiziksele geçiyorsun. Bu ekonomiyi nasıl etkileyebilir ki uzun vadede konuşalım. Hani 20 yıllık bir şey konuşalım. E şey gibi hayal aslında, edelim. Evet çok yani o işte ilk Ford Model T'nin at arabalarını vardır ya, iki tane fotoğraf 8 yıl Hı -hı. Ondan çok farklı oldu, olacağını düşünmüyorum ben. Hı -hı yani insanların yaptığı şeyleri orada at arabalarının yerine şey geçti. Araç, otomobil geçti. Hı hı. Burada da insanın yerine ya da belki bir hayvanın yerine korup mesela işte, bahçeni koruyacak mesela. Sen. Hı, hı Köpek yerine geçecek gibi. Anladın mı? Ev köpeklerine talep artacak. Eyvallah. Koruyucu hey köpeklere talep artacak. Eyvah eyvah. Uyduruyorum şu an. <laughs> Yok ama evet yani ne olacağını o kadar bilemiyoruz ki evet. ee, bizim için de konuşmak kolay ve eğlenceli yani. Evet, o yüzden evet. şu an e, keyifli bir yerden geliyor bu. Ana yemek güzel. Ana yemek yapay zeka maalesef <laughs> başka. Yani hiç sanırım blok zinciri, NFT'ler falan bu kadar konuşmadık. Hızlı evet, geçtik onları evet, yani. Evet. Onlar antreydi. Ee, ama yapay zeka uzun zaman hayatımızda olacak gibi çok, duruyor. Çok net. Ee, Bizde yani bizim programda da yani çok fazla e, yapay zeka artık şey gibi oldu. E burayı da yapay zekayla çözüyoruz. Veya evet. buraya da işte kendi el elemimizi yapıyoruz. Farklı el elemleri kullanarak bir model geliştiriyoruz. E, tabii bu şöyle bir arkada, hani bize hep çipleri konuşuyoruz Nvidia yüzünden veya sayesinde. E, ama bir veri altyapısı yönetimi ihtiyacı getirmiyor mu? Evet, şimdi orada aslında başka bir konu daha var. İyi oldu bunu söylediğin çünkü onu atlamıştım, düşündüm de. O da şu. Şimdi iki bileşen var ya orada. Bir tanesi bunları verimli bir şekilde ve hesaplı bir şekilde işleyecek donanım. Şimdilik Nvidia diyelim. Ama daha önemlisi bunun işlenecek veri. Şimdi işlenecek verideki sorun ne? Bu önyargı, bias dediğimiz şey nedir o? En çok veri İngilizce ve Amerikan İngilizcesi, İngilizcesi ve Amerika kaynaklı. Ya da Amerika kaynaklı olmasa bile Amerika İngilizcesi kaynaklı. Bu bir önyargı yaratıyor. Hatta işte şey oldu ya nedir siyah e, siyah insanlar ya da kadın yerine erkek çıkması Hı -hı. falan gibi böyle bir bir iki bir iki hata oldu hata evet. oldu hatta oldu. bu hatadan dönmek için ayarlarla oynadılar daha kötü oldu. işte aynen Donald Trump'ı benzet evet. diyorsun işte ne bileyim şey uzak doğulu yapıyor falan, falan gibi böyle evet. ayarlar bozulmuştu bir evet. Hatta. İşte bu verinin henüz yeterince çeşitli olmamasından kaynaklanıyor. Hatta bir de başka bir açmaz daha var orada. Bu sentetik veri diye bir şey var. Sen diyorsun ki ya bu kadar veri yok. Ben elimdeki veriye bakarak uydurayım. Uyduruyorsun bir yere kadar da çalışıyor ama bir yerden sonra saçmalamaya başlıyor. Hatta bir de elindeki veriye benzeştiği için benzer bir matematik benzer bir, oluyor büyük evet. de. Ve çıktılar iyice zırvalamaya başlıyor orada. E, anlaşılmaz hale geliyor. Yani bırak hani uydurma olmasına anlaşılmaz hale geliyor. Hatta bir test yapmışlar bunları. Sadece aynı datayı kullanarak ürettirmişler falan. Bir süre çalıştıktan sonra insanın anlayamayacağı şeyler üretmeye başlamış. Zaten galiba bir altyapı incelendiğinde şöyle bir yere doğru gidiyordu. Hatta ben biriyle konuştum. Yani ne kadar rahatsız edici aslında. Çok da e, tırnak içinde yani etkileyici değil falan gibi bir yorum yapmıştı. Aslında... Bir sonraki kelimeyi, yani matematiksel, bazı modeller bu, hep öyle değil tabii ama bazı modellerde sen bir soru soruyorsun, sonra o cevabı bir yere gidiyor veri kaynaklarından bakıyor, diyor ki, evet şimdi, şimdiden sonra daha çok bu gelmiş, şimdi bu. Öyle bir konu ki, falan hani kelimeler ardarda arda nerede daha çok kullanıldıysa, ya belki insan zihni de böyle çalışıyordur, bilmiyorum. Ee, ama, ben bundan sonra gelecek kelime en çok nerede ve nasıl kullanılmış i̇şte zaten dayalı konuşuyor. Bu large language model ya da e, üretken yapay zekanın çalışma prensibi bu zaten. Hı, hı. İlkesi bu yani. Hı hı. Bütün elindeki veri de o dizinin en çok takip edenin nedir diye bakıyor. Tabii en çoğu getirmiyor çünkü en çoğu getirirse Anlamsız anlamsızlaşıyor. Olabilir. Belli bir istatistiksel dağılıma bakıyor. İşte orada da yapay sinir ağları denilmiş neural networkler. Onların e, katmanlarında bu hı hı. düzeltilerek öğrenme dediğimiz şey de o. Oradaki en önemli e, düzeltici faktör e, insan ile bunu düzeltmek. Hı hı. Tabii her şeyi düzeltemezsin ama ara ara örneklem alıp düzeltiyorsun. Örneklem, ne diyorlar buna? Reinforcement learning hı hı. denen şey bu. İnsan tarafından düzeltilmiş öğrenme e, şeysi. Ne kadar yüksekse o kadar eee Az saçmalıyor diyelim hı hı. ya da saçmalamıyor hı hı. diyelim. Belli konularda öyle çalışıyor. Zaten o öyle ama yine de mesela işte Türkçe veri daha az. Belki Sanskritçe veri daha da az. Ne bileyim ya hangi dilde az konuşsun? Papua Yeni Ginece veri çok daha az. Neyse bilmiyorum hangi dil. 7 bin dil varmış biliyorsun dünyada şu anda canlı. Ama bazılarını sadece birkaç bin kişi konuşuyor. Hı hı en çok konuşulan dil Çince, ikincisi İspanyolca mesela ama en çok veri İngilizce'de var. Yani bunlar da faktör. Tabii tabii. Peki yani işlenilen veri dışarıda tabii ki işte buna izin verilen veri, verilmeyen veri, Ondan sentetik veri falan orası e, değişken. Bu veriyi kullanan X şirketi yani bir startup var hadi atalım e, sağlık alanında bir iş yapıyor. Hastanelere, kliniklere bir Servis satıyor, bu servisi yapay zeka kaynaklı üretiyor ve gidip aldığı kaynaklar işte hem içerideki bundan önceki hasta verileri, işte ne bileyim dışarıdaki makaleler, üniversitelerin bilmem neleri, açık kaynaktaki bilmem neler alıyor. Şimdi bunu alıp kendi şeylerinde de veri setlerinde tutmaları gerekiyor, yönetmeleri gerekiyor. Senin dediğin gibi işte illüzyon görmemesini sağlaması gerekiyor, doğru modelle buluşturması gerekiyor vesaire vesaire. Sürekli izlemeleri gereken bir veri havuzu var. Şunu diyebilir miyiz? Yani yapay zeka arttıkça veri yönetimi skill'leri veya veri yönetimi yetkinliklerine daha çok ihtiyacımız olacak diyebilir miyiz? Evet, deriz tabii kesinlikle. Okay. Bence hani burada eksiklik olduğunu görüyorum. Yani veri, veri mühendisleri, Açığı çok artacak. Veri bilim adamları, veri bilim, insanları, veri bilim insanları. Aynen. E, orada hep bence hani yapay zekayı yönetmek için yapay zeka'nın yetmediği yerler olacak. tabii. tabii. E, burada burada bir açık olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, işte çocuklarınıza kodu öğretin mi öğretmeyin mi e, konusunda. Ancağsız öğretin abi. Orada ben de bilmiyor, ben de öğrenmeliyim. Sadece çocuklar değil yani. Evet. Ee, ha... Ay, şimdi öyle bir eğilim var ya hı hı. Herkes bilgisayarcı olacak falan diye hı hı. O biraz sönümlenmeye başladı Ama daha erken onun öyle olması için Bir de her şeyi bırak Mesela hukuk da öyle bir şey yani Arda ile tam konuşamadık konuyu ama Hukuk bilmek illa hukukçu olmanı gerektirmiyor Ama hukuk biliyor olmak belli bir düşünce Formasyonuna, biçimine Sahip olmak demek ve bence çok değerli hı hı. İşte örneğin Anglo-Sakson ya da Kara Avrupası Farkını da güzel anlatmıştı o da gerisini getiremedik yapay zeka evet. bağlayamadık ama önemli yani. İlginç bir hukukçu kitlemiz olduğunun farkındasındır evet, sen. Evet evet, evet. Mertcan yüzünden. Mertcan sayesinde. <laughs> Artık nereden baktığına bağlı. Aynen nereden baktığına bağlı. Ee, ama biz tabii ki sevgi ve saygıyla tabii, tabii, e, tabii. yaklaşıyoruz. Onları seviyoruz. Bizi <laughs> izlesinler bize geri bildirim versinler istiyoruz. Aynen öyle. Hukuk teknolojilerine çok uzağız tabii ki ama yani veriloji dışında çok yakın olduğumuz bir bir de Burak bir ara bir şeyler yapıyordu ama evet, sonra artık yapmıyor galiba. O kadar yakınız. Peki bir şey soracağım. Aslında laf arasında geçirdin. Ben de söyledim yani yetkinliklerin kurumlarda çalışan insanların yetkinliklerini geliştirmesi konusunda Arda'yla da çok az konuşmuştuk. Y Combinator'ın işte çok önemli bir hızlanma programı. Dünyanın en büyük ve en iyi hızlanma programlarından biri. Hatta en iyisi diyelim. Bir açık çağrı yapıyor bazen. E işte herhalde 5-6 yıl önce yapmıştı bir tanesini, şimdi bir tane daha yaptı. E diyor ki yani kurumlarda çok arka planda dönen, işte kağıt kürek işlerini çözen yapay zeka çözümlerini arıyoruz. Bunlar çok gelmiyor, hep önde afilli afilli şeyler yapıyorsunuz. Arkadaki kritik önemli ve hani hızlı çözülebilecek şeyleri kaçırıyorsunuz diyor. Çünkü bilmiyorsunuz. Biz size söylüyoruz. Buna da bakın diyoruz. Buna Güzel. da bakın. Tabii. Aynen. Peki sence geleneksel kurumların işte arkada muhasebe bordro gibi gibi benim şu an aklıma bile gelmeyen işte ne bileyim araç filosu yönetimi. Bilmiyorum. <laughs> hani, evet, servis e, servis planlaması. Servis planlaması, yemekhane planlaması falan. Bilmiyorum yani hani bir sürü şey, kalem vardır. E, demirbaş yönetimi falan gibi bir sürü iş var. E, Startupların muhtemelen göremediği ve odaklanamadığı. E, sence burada kurumlar kendi e, çözümlerini geliştirebilecek mi? Bu birinci sorum. E, i̇kinci sorum da buna biraz bağlantılı. Çok yakın zamanda danışman bir arkadaşımla, yönetim danışmanı, büyük danışmanlık şirketlerinden birinde çalışan bir arkadaşımla konuştum. İşte yine çok büyük bir Türkiye'nin kurumu şey demiş, ya yapay zeka ne yapacağız falan <laughs> gibi bir proje var orada. Bu kadar üst seviyeden bakmak, mantıklı mı nasıl bakmak lazım böyle bir büyük kurum olarak yapay zekaya? İki tane soru sordum. Yeni nesil kafalı olması lazım, kimin hangi problemini çözüyorsun ben yola çıkması lazım. Ciddi söylüyorum bunu, şaka söylemiyorum. Hı hı. Son derece önemli. Çünkü e, bir iş ne kadar aslında çalışıyorsa kimse ona o kadar dokunmak istemez. Hı hı. Ama aslında çok acayip bir verimsizlik varsa orada dokunmadan da anlayamazsın. Hı hı. Onun için bence her işe, her sürece daha doğrusu bir el dokunmak lazım. Hı hı. Biliyorsun üç tane temel bileşen var. Süreç, insan ve teknoloji. Oradaki hı hı. yazılım ya da neyse artık ne varsa orada. O, bu, bu üçünün dağılımına bakmak lazım. Çok çok fazla süreç bağımlı, çok fazla insan bağımlıysa mesela bunlarda büyük ihtimalle bu iyileştirmeler yapılabilir. Böyle bir girip, yani öyle bir danışmanlık işi varsa ben olsam oradan başlarım. Güzel bir yaklaşım verdin. Evet. Ee, ben de üçüncü söylediğin şeyi bir tık derinleştireyim. Teknolojide de verimsizlik konularını çözen çok fazla iş gelmeye başladı. O ama yok dil var. O daha çok var startup olarak etrafta veya teknoloji geliştirenlerin işte bizim e, ilgilendiğimiz bir alan işte atıyorum e, mikro servis altyapısıyla çalışan teknolojilerde e, bir mikro servise bağladığın API veya işte kanalın bozulduğunda veya bir değişiklik yaptığında o başka kanalları da bozabiliyor ya. E, bunu aslında ortada bir aggregator dağıtıcı yapıyla çözüp her e, servisle ayrı ayrı konuşan bir yapay zeka e, çözümü, orkestrasyon, orkestrasyon çözümü. Aynen. E, bu da teknolojinin verimliliğini aslında koruyan. Yani senin üçüncü bacağının da bence e, yapay zeka ile kesiştiği e, yerler var. E, güzel söyledin. E, bence büyük şirketlerin eğer süreçlerine hakimlerse ki bazıları da. Değillerse de süreçlerine hakim olurlar En azından <laughs> Bu vesileyle, <laughs> bu vesileyle. <değil> mi? <laughs> e, Güzel olur yani Süreçlerine hakim olup çıkarıp Biz bu işi nasıl yapıyoruz hangi adımlardan geçiyor Kim nereye ne mail atıyor Oradan ne geliyor Döküman, döküman basılı mı gitmek zorunda kalıyor Hala onu isteyenlere Buradan e, bir çift lafım olabilir <laughs> Tatlıyı yemeden He? Tatlıyı yemeden bitireceğiz mi e, Evet tatlıyı yemeden bitireceğiz Eee <laughs> Biliyorsun çünkü yani o hala ıslak imzalı gelmedi diye böyle hani. <laughs> Bu konuyu burada açmayalım. <laughs> Bu konuyu, seni sinirlendirmeyeyim şimdi. <laughs> ee, gibi gibi şeyler var ee, ama güzel oldu. Güzel bir ortaya kalışık bölümü oldu. Yavaş yavaş bitirelim. Var evet. mı son sözlerin? Yok. E, başta biraz çekiniyorduk ne konuşacağız diye ama Hı -hı. güzel oldu ya. Yani. Evet ya yapay zekayı topunu atınca zaten bir yere doğru gidiyor. <laughs> Çok gündelik hayatımızın o kadar içindeki e, bir yere doğru gidiyor gibi. Artık e, arama motorları yerine geç, geçe yazıyor gibi evet, bir durum evet, var, da var. Öyle start uplar var. Yani ben bile hani ya şu ne oldu falan dediğimde e, mesela TikTok'ta bir fenomen arıyordu bir arkadaşım, bulamıyor o search barında ismini bilmiyor çünkü arıyor da arıyor falan filan. Yapay zeka'yı sordum ya yani son zamanlarda popüler olan işte şu 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 videolarda video çeken fenomen kim olabilir diye. Hemen bakındı, arandı, şu olabilir, şu hashtag'e bak istersen falan dedi bana. Ha, eyvallah dedim. Buldunuz. <laughs> Bulduk sonra. Çok Aynen cool. öyle. Ee, güzel bölüm oldu. Ağzın sağlık, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hem yapay zeka konuştuk, hem e, biraz kitle fonlama konuştuk. Ee, startupların e, ciro çarpanıyla satılabilmesi konusunu biraz irdeledik. Burada geleneksel işlere, geleneksel startuplara da yeni nesil startupların da farkını biraz konuşmuş olduk. Ee, yapay zekaya tabii ki çokça değindik, çokça değinmeye devam edeceğiz. Farklı size aslında e, vaka örneklerini de getirmeye çalışacağız önümüzdeki bölümlerde. Konuk aldıkça konuklarımıza bu konuları sormaya devam ediyoruz. Ama biz de size farklı ortaya karışık bölümlerinde veya sosyal medyada size bu vaka örneklerini getirmeye çalışacağız. Bizi hem Ekotürk'ün YouTube sayfasındaki geçmiş bölümlerimizden izleyebilir ve burada konuştuğumuz bazı teknik konuların İlk başta konuştuğumuz 101 versiyonlarını, basit versiyonlarını izleyebilirsiniz. Hem de en sevdiğiniz sosyal medya kanalından yenisi kafası kanallarını takip edebilir, bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.